Şimdi dediniz ya, niye şaşıracağımıza şaşırmış durumdayız Evet. hakikaten de. Türk televizyonlarında biz çok şey gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bunlardan biri de bu hafta yaşandı. İsmini anmayacağımız bir kanalda bir kadın çıktı ve canlı yayında cin çıkarma seansı yaptı. Önce bir görüntüyü bir izleyelim. Belki halen izlemeyenler vardır. Bir de biraz daha biz bir gülelim o görüntüyü izleyip. Donat, donat etrafa, sağdan sola, üstten alta, önden arkaya doğru donat ve 1400'üyle birlikte, Hümana ve Hümana ile birlikte sağdan sola donat ve seyir halini gerçekleştir. Şimdi Türkiye'nin gündemine yerleşti. İsmi Evet. Pelin Hürman. Pelin Hürman'a buradan ben acil şifalar diliyorum. Kendisi bayağı bir rahatsız belli ki. Kendini metafizik uzmanı olarak tanıtıyor Pelin Hürman. Hatırlar mısın? Sizinle konuşmuştuk bir programımızda. Yine bu tarz işte kadınlar Siklemen Hanım. görüyordu. Siklemen Hanım. Evet, Siklemen böyle çok böyle zengin kadınlar Evet. bunlar. Herhalde bu Evet. Pelin Hürman henüz daha zenginleşememiş, zenginleşme Tabii. aşamasında. Daha da geliştirir kendini ama görüyorum ben onda o potansiyel var, o hırs da var. Evet. Dediğim gibi buradan acil şifalar dileyelim kendisine. 1,5 dakikada ben kimin içinde cin varsa çıkarırım diyor. İçine cin girdiğini düşünenler bana başvursun diyor. 1,5 dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler diyor. Evet. Ben bayıldım. Neydi adı? Pelin Hürman. Pelin Kesinlikle tasvip ediyorum. Evet. Yaşasın Pelin Hürman. Yani o kadar beğendim Pelin Hürman'ı, bu kadar olur. Çünkü Pelin Hürman çok yararlı bir iş yapıyor aslında. Kendisini çok takdir ediyorum ve buradan, yani bu güzel program dolayısıyla, bütün alkışlarımı sunuyorum. Zaten çıktığı televizyon kanalı o kadar berbat ki, o kadar korkunç ki, ona bir neşe, bir renk getirdi. Yaşasın Pelin Hürman. İki yanaklarından öperim. Gerçekten gözlerinden öperim. Büyük selamlarımı söylerim. Neden derseniz, Pelin Hürman haklı. Bir kere Pelin Hürman genetik olarak çok enteresan bir genç kızımız. Sülün Osman diye biri vardı biliyorsunuz. Galata Kulesi'ni falan satardı. Galata Köprüsü'nü satmışlığı vardı yani, Anadolu'dan gelen zavallı saf insanlarımıza. Sülün Osman'ın torunu olmayı hak ediyor. Biraz karıştırsak belki torunu da çıkabilir aslında. Şimdi Pelin Hürman'ı takdirimin nedenini anlatayım ben size. Bu cin meselesi, ki şu anda ecinli desem, bu cin meselesine kafaya takıp içine cin kaçtığını sananlar ecinlinin cin sözcüğünün çoğulu olduğunu da bilmezler. Onu da söyleyeyim bu arada. Ecinli, cinler demek. Cin olgusu içinde C, I, N harflerini barındırdığı için bizde cinsellikle örtüşüyor. Yani cin var içimde diyen kadın hemen göbeğini açıyor, soyunuyor. İşte hoca, hacı hocam falan yapıyor. Bir güzel rızalı bir şekilde, tecavüz olmayan cin çıkacak diye cinsel ilişkiye giriyorlar. Yani cinsellik bu halkımızın bir bölümünün kafasında cinsellikten başka bir şey olmadığı ve daima kafa oraya çalıştığı için cin deyince hemen cinsellik. Dolayısıyla zaten yani içine cin kaçan nedense hep kadınların kaçıyor şimdi böyle. Ve zavallılar hepsi de tesettürlü yani nedense. Ben böyle sizin gibi, benim gibi yani laik olup da içine cin kaçan biri bilmiyorum. Nedense bütün cinler mütedeyyinlerin içerisinde. Hemen kadın ve kadınlara düşkün bu cinler. Kadınlar hocalara gidiyorlar, üfleteceğiz, çıkartacağız diye cinsel ilişkiye giriliyor rızayla. Pelin Hürman bizi bir an olarak şu cinlerden, cinlerin cinselliğinden kurtardı. İlk defa cinleri içinden çıkarmak için soyunmak ve cinsel ilişkiye girmek değil, donatılmak gerekiyor. Donat, donat, donat. Yani ne kadar büyük bir değişiklik bu. Ne güzel bir evrim. Kadıncağız donat diyor yani. Giyin, donat. Hiçbir şey. Bir kapa. Sonra ne bileyim, yönü öğretiyor bize. Sağdan sola diyor. Bunu da bilmeyenler var. Yukarıdan aşağı diyor mesela. Şimdi ikinci evresinde Kuzey Kutbu, Güney Kutbu, Batı, Doğu da diyerek de söylemini zenginleştirebilir. Ben çok eğlendirdim. Umarım talih, şans,
ve zaman da Pelin Hürman'ı eğlendirir. Zaten Pelin Hürman'ın kafasının çok iyi çalıştığını, yani program dışında eski fotoğraflarından gördük. Evet, evet. Bir sarışın olmuş, bir resmen olmuş. Güzel bir kadın. Ay, dedik yani açık, saçık, ne diyeyim size, takma kirpikli falan böyle gayet hoş fotoğraflar. Kadın düşünmüş, herhalde sanırım bu Siklemen Hanım diyorum ya ben işte o metafizik, kuantum fiziğiyle. Kuantum fiziğiyle paraları kadını insan sinirleri bozuluyor. Kafamı kapatayım ondan sonra donatayım. Donat, donat. Aslında beni donatın demek istiyor. Ama bakın soy, karnımı gör, arkamı döneyim. Yani cinsel ilişkiye girerek cin çıkartalım demiyor en azından. İlk kez ecinli tayfasını cinsellikle bağdaştırmayan güzel, mizahi bir video seyrettirdi bize. Ve bunun o kanalda olması da ayrı bir zaten mizah. Benim çok hoşuma gitti doğrusu. Kendisine teşekkür ediyorum. Neden derseniz yani bu olay biliyorsunuz Nihat Hatipoğlu cinlerle evlenilir mi ile başladı yani. Şimdi televizyonlarda Ramazan programlarında sen Nihat Hatipoğlu'nu çıkartacaksın. Nihat Hatipoğlu oradan kepçeyle diyeceğim ama bildiğimiz çorba kepçesi değil yani. Dozer kepçesiyle para alacak. Oradan evlenilir diyecek. Cinler yanınızda yürür diyecek. Sizlerinizi tutar diyecek. Ondan sonra da bir genç kızımız da bunu akıl etmeyecek yani. Tabii ki edecek ya. Yani enayi, bu memlekette enayi sadece bu genç kadınlar mı var? Ne münasebet? Yani ne için kadınların içine cin kaçıyor da hep hacılar hocalar çıkartıyor? Bir genç kızımız da cin çıkarmaya soyunmuş işte. Alkışlıyorum. Hem de soymadan hem de cinsel ilişkiye girmeden cin çıkartıyor. Ne mutlu, ne mutlu gidecek ve eğlenecek olan, içine cin kaçmış olanlara. Başarılarının devamını diliyoruz o zaman. Başarılarının devamını diliyorum.